Merhaba maceracılar. Bu bir Black Desert MMORPG duyurusudur. 12 Ağustos 2020 Black Desert güncelleme ayrıntıları aşağıdaki gibidir. Yaklaşık yama boyutumuz 530.25 MB. Ve etkinliklerimiz Termiyan Küpesi, su parkında yarı zamanlı iş, hazine istiyorum ve Black Desert'ı ücretsiz edinin etkinliği geri dönüyor şeklinde. Bunların hepsini inceledik. Şimdi geçelim başlıca güncellemeler. Padix adasında yeni av sahası. Bir saniye. Padix adası tavsiye edilen 270 AP av sahası olarak geliştirildi ve Padix sahasında Loah çiçeği ile mutant Loah çiçeği açtı. Bu çiçeğin kokusunu alan serdümen korsanları saldırganlaşırken fiziksel yetenekleri hızlı bir şekilde güçlenir. Mutant Loah çiçeği ile güçlenen serdümen korsanları ünvanına sahip olurlar. Ve canavarlar mağlup edildiğinde maksimum 2 kişi ödül elde edebilir ve mevcut canavarlarla aynı bilgileri paylaşırlar. Padix adasındaki mağaranın içinde bulunan loa çiçeği çanağından olasılıkla buğulu mutant loa çiçeği kokusu yayılır ve bu sırada mutant loa çiçeğinin kokusunu alan etraftaki serdümen korsanları büyük bir hızla saldırganlaşır. Saldırganlaşan serdüven korsanların AP ve DPS'i artar ve belirli saldırılarda süper zırh veya savunma durumu görmezden gelerek geri itme gerçekleştirirler. Loa çiçeği çanağı ile etkileşime geçip mutant loa çiçeği nötrleştirici eklediğinizde etraftaki canavarların öfkesini etkisiz hale getirebilirsiniz. Böylece güçlenmiş durumdaki canavarların AP ve DPS'i azalır ve süper zırh savunma durumları görmezden gelemezler. Ayrıca mutant loa çiçeği nötrleştirici eşyasını loa çiçeği çanağına eklediğinizde olasılıkla mutant loa yılanları ortaya çıkar ve mutant loa yılanı mağlup ettiğinizde yüksek ihtimalle kadim beyaz altın para ve düşük ihtimalle hipnoz küpe elde edebilirsiniz. Yeni eşya olan mutant loa çiçeği nötrleştiricisini üretebileceğiniz bir basit kimya yöntemi eklenmiş. Gördüğünüz üzere mutant loa çiçeği Kuit Adaları genel ürün satıcısı Hazelnut'tan satın alınabiliyor. Padix adasında nadiren bulunan mutant loa çiçeği, mutant loa çiçekleri yakıldığında güzel kızıl bir duman çıkarır. Fakat bu kızıl duman doğrudan içine çekecek olursan kendini kaybedebilirsin. Dikkatli ol, kafayı bulabilirsin diyor yani. Ve mutant loa çiçeği nötrleştiricisi, karanlık enerjisi etkisini gideren bir çözelti, loa çiçeğine nötrleştirici temas ederse kara enerji yok olarak mavi bir duman çıkar. Diğerinde kırmızı duman çıkıyordu. Ve Kuit Adası genel ürün satıcısı Hazelnut'tan satın alınabilir bu. Aynı şekilde arkadaşlar bunları nasıl üretebileceğiniz yazıyor. Loa çiçeği alıp yüksek konsantre bitkisel içecek 20 tane ve ateş boynuzu 35 tane, 70 tane umutsuzluk izi basit kimya yapılarak mutant doğa çiçeği nötrleştirici elde edebiliyorsunuz. Kullanımı açıklamasını da altında yazmışlar. Padix adası iç kısımlarında bulunan loa çiçeği çanağı ile etkileşim kurulduğunda loa çiçeğinden zehirlenmiş olan serdümen korsanların fiziksel yeteneklerini zayıflatabilirsiniz. Mutant loa çiçeği nötrleştiricisinin açıklaması da bu şekildeydi. Üretim yöntemini altta bir kez daha GM'ler bizim için düzenlemişler. Kuit Adası'ndaki genel ürün satıcısı Hazelnut'tan mutant loa çiçeği 1.2 milyon gümüş paraya satın alınabilir. Mutant loa çiçeği nötrleştiricisini ise 3 milyon gümüş paraya satın alabileceksiniz. Padix adasındaki serdümen korsanları ile yeni görevlerin eklendiğinden bahsediliyor. Burada bu görevleri 61 level ve üzeri bir karakteriniz var ise Padix adası bağlantı noktası sorumlusu Lavine'den alabiliyorsunuz. Ve yeni aksesuarımız hipnoz küpe, gördüğünüz gibi 5 DP ve 2 isabetle
Başlangıç seviyesi verilmiş merkez pazar. Fiyatı da 86,5 milyondan. Ortalama olarak şu an aşağı yukarı aynı değerlerde seyrediyor. Zaman içerisinde göreceğiz bu ne kadar talep edilecek bir şey. Bunun pen seviyesini incelediğimizde 20 dB 15 artı 15 kaçınma, yani 30 kaçınma, 5 hasar azaltma ve 12 isabete sahip olduğunu görüyoruz. Kaçınma build ile PvP yapan arkadaşlarımın tercih edeceği bir küpe. Yani herkese göre değil, özellikle PvE içeriklere çok da uygun bir küpe olduğunu söylemek zor. Daha çok oyunun ileri seviyesinde PvP yapan arkadaşların gidip uğraşıp odaklanacakları av sahalarından biri olacak anladığımız kadarıyla. Eklemeler ve düzenlemeler kısmına bakıyoruz. Bağlantı noktası Fetih Savaşı'ndan sonra kullanılabilen dönüş işlevi eklendi. Dönüş işlevini katılım sağladığınız bağlantı noktası ve Fetih Savaşı tamamlandıktan sonra kullanabilirsiniz ve buraya gel fonksiyonunu kullandığınızda önceki bölgeye geri döneceksiniz. Dönüş butonu minimap'in sol tarafında görüntülenecek. Aynen klan toplanma komutunun çıktığı yerde dönüş butonu ile daha önce bağlantı noktası Fetih Savaşı başlamadan önce neredeyseniz aynı konuma tekrar dönebileceksiniz. Ve Rulüpe'nin seyahat günlüğüne 11. sayfa eklendi. Artık 29.999 görev tamamlayıp artı 5 kalıcı yükseltmeyi ve 300 Volks'un çığlığını elde edebileceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. 300 Volks'un çığlığı. Görev tamamlama koşulu günlük tekrarlanan görevleri kapsamaz demiş. Evet, oranın Rulüpe'nin macera günlüklerinin saydığı görevlerin sadece normal görevler olduğunu ve Kararuk görevleri olduğunu biliyoruz. Tekrar eden günlük görevler bu listenin içerisinde yer almıyor ve o görev sayısına eklenmiyor arkadaşlar. Ve Kararuk'un hediye kutusundan ödül alınırken karakterin taşıyabileceği maksimum ağırlık aşıldığında ödüller maksimum ağırlık kadar kısmen alınabilecek şekilde değiştirilmiş. Cehennem geçidine başlarken aşama 3'e kadar ek giriş yapabilecek şekilde değiştirilmiş. Çok fazla talep görmeyen bir yer olduğu için. Ebedi çukur içinde artık bahçe kurulamayacak. Gidip oraya tarla kuran arkadaşlarım olmuş belli ki. Pek de akıl kârı bir iş değil. Belki evet, aslında uyanıkça bir şey, uyanıkça bir yöntem. Çünkü ada bölgesi olduğu için adalarda özel yetişen bazı bitkiler var. Gidip onu bile kullanmışlar. Helal olsun. Takdir ediyorum arkadaşları. Yama yaptırtmışlar ya. İçerisine tarla kurulmasın diye. Fetih Savaşı ve Bağlantı Noktası Savaşı sırasında Ebedi Çukur'a giriş yapılamayacak şekilde değiştirildi. Aha! Enteresan. Fetih Savaşı ve Bağlantı Noktası Savaşı esnasında Ebedi Çukur'a giremeyeceğiz artık. Yeni sosyal hareket cap fırlatma eklendi. Mezun olan arkadaşlarım kullanabileceği bir şey ve sezon sunucusundan mezun olduğunuzda envanterinizdeki mezuniyet cap'iniz var ise cap fırlatma sosyal hareketini kullanabilirsiniz. Yetenek modunda birleşilmiş beceri kullanırken Florang becerilerinin etkinleşme ve sorun düzeltilmiş şeyde eşya güncellemelerinde katkı puanı ile kiralanabilen ekipmanlardan kayya zırh ve eldiven eşyalarının aynı anda sahip olunması durumunda kayya eldiven iade butonun görüntülenmeme sorunu düzeltilmiş. Yaşam XP transfer kuponunun eşya açıklamasının sezon karakterindeki yaşam XP transferi yapılamayacağı veya kullanılamayacağını belirten bir içerik eklenmiş. Sezon karakterini kullanamıyormuşuz arkadaşlar. Sonsuzluğun sihirli kristali geri itme direncini yok sayma ya da sonsuzluğun sihirli kristali düşürme direncini yok sayma veya sersemletme direncini yok sayma eşyaların açıklamalarına eksik olan etkileri eklenmiş. Artık onların tamamında ayrıntıları, evet, geri itme direncini yok sayma, itme püskürtme direncini yok sayma şeklinde düzeltilmiş.
düşürme direncini yok saymanın içine düşürme yıkma direncini yok sayma şeklinde düzeltilmiş ve sersemletme direncini yok sayma, sersemletme, sarsma ve dondurma direncini yok sayma olarak düzenlenmiş. Kırmızı et salatasının üretim notlarındaki hatalı görüntülenen durum düzeltilmiş. Kırmızı et çorbası, kırmızı et salatası şeklinde düzeltilmiş. Ve hainler mezarlığında ortaya çıkan yeşil ork iskele savaşçısının hasarı %40 oranında azaltıldığı şeklinde bildirilmiş. Birkaç hafta önce Mari mağarasına eklenen yeni av sahasıydı. Biraz demek ki beklenen kadar ilgi görmediği için küçük bir azaltma yapmışlar. Oranın çok yüksek ekipman gerektirdiğinden yakınan bazı arkadaşlarımız vardı. Artık umarım daha fazla talep görecek. Ve görev bilgi düzenlemeleri, sezon karakterine özel görevlerden olan tuvala ekipmanı yükseltme görevine devam edilirken farklı sınıflar için görevler aynı anda alınamayacak şekilde görev koşullarında değişiklik yapılmış. Karga yuvası karga paralı askeri görevine anında giriş ile ilgili bir içerik ve hedef bölgedeki parti kurulamayacağını belirten bir içerik eklendi. Lanetli sandık görevi görevler penceresinde tercih bir eski medya kraliyet ailesi başlığından karanlığın tekrar doğması başlığına taşınmış. Güzel. Görevler penceresinde Kunoçi aktarım garip buluşma görevi kabul etme koşulu Kunoçi Uyanış Oekin'in Şah Çakrası Gerçek Savaşı olarak düzeltilmiş ve Lan'ın aktarım görevi, garip buluşma görevini kabul etme koşulu Lan Uyanış Antik Kızıldağ Gerçek Savaşı olarak düzeltilmiş. Papua Krenia görevlerinin özetlerine vurgulamalar eklenmiş. Hayallerin 100 milyarına doğru tembel kaya ruhu, pani pani yıldız ışığı yemeği, hasarsız kütük su samurlarını aş bırak, tembel bulutlu yağmur mantarı ve papuların çağrısı görevlerinin açıklamaları düzenlenmiş. Ve arayüz düzeltmelerine bakıyoruz. Tatlı hediye mektup penceresinde başlık çubuğundan seçilerek taşınabilecek şekilde düzenlendi. Level 50'ye ulaşıldığında görüntülenen level atlama rehberi penceresinde yardım penceresine giriş yapıldığında arayüzün tuhaf görünme sorunu düzeltilmiş. K'daki beceri penceresinde beceri aratılırken birleşmiş beceriler de aratılabilecek şekilde geliştirilmiş. Yani 56-57 rabamları da arayabileceksiniz. Teçhizat geliştir arayüzünde eşyanın adının uzun olması durumunda otomatik olarak satır atlaması yapacak şekilde düzeltilmiş. Ve bazı arayüz butonlarının içeriği sağa doğru kayma sorunu düzeltilmiş. Cehennem geçidi, kişisel savaş ve sohbet filtreleri. Dövüş ruhu parçası konumunu arayüz düzenleme modunda görüntülenmesine rağmen düzenlemenin yapılamama sorunu düzeltilmiş. Striker ve Mystic için bir düzeltme. Oyun ayarlarında ayarlar sayfasının alt kısmında boşluk eklenmiş ve aşağıdaki arayüzler geliştirildi diyor. Oyunu aşağı çek bildirimi, hediye mektubu ve takas bilgisi penceresinde kaydırma çubuğunun boyutu seçim kolay yapılabilecek şekilde düzenlenmiş. Ayrıca gemi ya da binek çağırma butonu buraya gel simgesinin tasarımını değiştirmişler. İnci dükkanında bir eşya seçildiğinde görüntülenen indirim ve satış süresi gibi içerikler düzgün bir şekilde görüntülenip kaybolacak şekilde düzenlenmiş. Mystic Striker inci dükkanında eldivenin ön izlemesine bakılırken Gauntlet eldivenin kapatmasından ötürü eldivenin görünmeme sorunu da düzeltilmiş. Ve düzeltme değişiklikler kısmını her hafta olduğu gibi es geçiyoruz arkadaşlar. Bu haftalık yama notlarımızın burada sonuna geldik. 12 Ağustos yama notları incelemesi, güncelleme ayrıntıları ve etkinlikleri ele aldık. Önümüzdeki hafta 19'una olacak tahminimce güncelleme ya da 18'ine bilmiyorum. Bazen bir gün erken yapılabiliyor. Bir sonraki güncelleme incelemesinde tekrar görüşmek üzere. Eşlik eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi geceler.